Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal olup, kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. ünitemiz olan Milli Uyanış Ünitesinin 3. konusu Mondros Ateşkes Anlaşması ve İşgaller konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce PDF'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da buradan dersi takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet, konumuz ne demiştik? Mondros Ateşkes Anlaşması ve İşgaller. Bir önceki dersimizde Birinci Dünya Savaşı konusunu işledik. Osmanlı Devleti savaşa girdi. Savaşta mağlup oldu. Ve 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekildi. Osmanlı Devleti neden savaştan çekilmişti? Önce onu bir hatırlayalım. Çanakkale cephesinden sonra, bizim Çanakkale'yi kazanmamızdan sonra Bulgaristan Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girmişti. Ve müttefiklerimiz Almanya, Avusturya, Macaristan'la kara bağlantımız oluşmuştu. Ancak Bulgaristan savaştan çekildi ve müttefiklerimizle kara bağlantımız koptu. Onlardan yardım alamaz hale geldik. Ülkeyi savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticileri yönetimden çekilip ülkeyi terk etmişlerdi. Osmanlı savaştığı cephelerde yenik durumdaydı. Kazandığımız sadece bir cephe vardı, o da Çanakkale'ydi. Ve savaşa sonradan İtilaf bloğunda katılan Amerika, Wilson ilkeleri adını verdiğimiz ilkeleri yayınlamıştı. Ve biz de Wilson ilkelerini incelediğimizde işte yerel devletlerin yenilen devletlerden toprak ve tazminat almaması, bunun yanında gizli anlaşmaların yapılmaması, Türklerin çoğunlukta olduğu yeri Türklerin yönetmesi gibi maddelere güvenerek Birinci Dünya Savaşı'ndan Mondros Ateşkes Anlaşması'yla çekilmiştik. İtilaf devletleri adına İngiliz Amiral Kalthorp, Osmanlı adına da Bahriye Nazırı Rauf Bey Mondros Anlaşması'nı Limni Adası'nda Mondros Limanı'nda Agamemnon adını verdiğimiz bir İngiliz gemisinde imzaladılar. Şimdi değerli arkadaşlar, gireceğiniz sınavlarda maddeleri sormazlar. Maddelerin yorumlarını sorarlar. O yüzden maddeleri önce beraber inceleyeceğiz ve devamında ben yorum yapacağım. Lütfen yorumlarımıza çok dikkat edelim. Şimdi ilk maddeye baktığımızda Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri'ne açılacak. Yani Çanakkale cephesine geçemedikleri yeri anlaşmayla elde etmiş oluyorlar. Karadeniz'e geçiş serbest olacak. İstikamlar yani kaleler, o bölgedeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Şimdi yorumlayacak olursak İstanbul ile Anadolu arasındaki kara bağlantısı kesiliyor. Yani İstanbul eğer işgal edilirse biz Anadolu'dan İstanbul'a destek veremeyeceğiz. Bu maddeyi bu şekilde yorumlayabiliriz. Bir diğer maddemiz sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Peki terhis ne demek? Askerlik görevinin sona ermesi, askerleri eve göndermek. Yani şimdi şöyle düşünebiliriz. Hocam işte düşman neden karışıyor bizim askerlerimizin eve gidip gitmemesine? Bunu şöyle yorumlayacağız. Osmanlı Devleti savunmasız bırakılıyor. Osmanlı'yı savunacak askerler evine gönderiliyor. Demek ki bir işgal niyetleri var ve karşılarında savunmasız bir devlet görmek istiyorlar. Yapacakları işgalleri kolaylaştırmak için böyle bir karar alınmış. Anlaşmanın iki tane problemli maddesi var. 7-24 diyeceğiz arkadaşlar. Şuradan aklımızda kalabilir. Bir gün 24 saat, bir hafta 7 gün. 7-24 diyoruz. Yedinci madde şu, anlaşmanın orijinal metninde yedinci sıradadır. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun olması halinde Osmanlı ülkesinin herhangi bir stratejik noktasını işgal edebilecek. Çok problemli bir madde. Yani yapacak oldukları işgallere hukuki bir zemin hazırlıyorlar. Örneğin geldiler İstanbul'u işgal ettiler. Amerika İngiltere dedi ki ya savaş bitti sen adamları toprağını neden alıyorsun? Ne diyecek? Ben onlarla anlaşma yaptım. Ben güvenliğimi tehlikede hissediyorum ve eğer güvenliğimi tehlikede hissedersem istediğim yeri işgal edebilirim diye onlara ben bunu kabul ettirdim diyecek. Yani işgallere hukuki bir zemin hazırlanıyor ve artık Anadolu'nun tamamı işgallere açık. Ve şu madde çok kapalı. Güvenliklerini tehdit edecek bir durum. Yani bu durum nedir? Onu biz bilmiyoruz arkadaşlar. İşte bir Türk subayı bir İngiliz subayına
ters baktı mesela veya dedi ki sen bana ters bakıyorsun, ben İstanbul'u işgal ettim diyebilirler. O yüzden Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesidir. En önemli madde budur ve Anadolu artık işgallere açık hale gelmiş. Devam ediyoruz. İtilaf devletleri Osmanlı demir yollarından yararlanacak. Demir yolları kontrolden çıktı. Ticaret gemileri İtilaf devletlerinin hizmetinde bulunacak. Ve bakıldığı zaman arkadaşlar ulaşım imkanları da İtilaf devletlerine geçmiş oluyor. Yani artık Anadolu'yu rahatlıkla bizim ulaşım araçlarımızla sömürebilecekler. Devam ediyoruz. Toros tünelleri. İtilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Tünel nedir? Kritik bir ulaşım noktası değil mi? İki dağı deldik, bir tünel yaptık ve kritik noktalardan birisi olan tüneller İtilaf Devletleri'nin kontrolüne geçiyor. Ve böylelikle Osmanlı'nın ulaşımını tamamen kontrol altına almış oluyorlar. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletleri'ne bırakılacak. Bakıldığı zaman zaten ulaşımı ele geçirmişlerdi, haberleşmeyi de ele geçiriyorlar. Oldu ki ülkemizi işgal ettiler. Halk birbiriyle haberleşemesin. Yani halk örgütlenemesin. Burada da böyle bir niyet gizli. Ve geldik anlaşmanın ikinci problemli maddesine. Ne demiştik? 7.24. Doğudaki 6 vilayette Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ ve Sivas. Buralarda bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu şehirleri de işgal edecek. Şimdi şuraya bir harita çizelim. Ve şöyle anlatalım. 7. maddede ne diyordu? Eğer bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri Anadolu'nun herhangi bir yerini işgal edebilir. Peki 24. maddeye gerek var mı 7. madde varken? Bence gerek yok. Zaten doğudaki bu 6 şehri de 7. maddeye dayanarak buraları da alabilirler. Peki özellikle 24. maddede niçin burada 6 tane şehir verilmiş? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Kafkas cephesinden hatırlayalım. Ermeniler bize ihanet etmişlerdi. Ruslarla işbirliği yapmışlardı. İşte İtilaf Devletleri Ermenilere diyor ki senin ihanetinin ödülü burada gizli. Ben sana diyor burada bir devlet kuracağım. Yani kurulması planlanan bir Ermeni devletinin sınırlarını çizmişler. Yoksa böyle bir durum olmasaydı zaten buraya 6 tane şehri söylemesine gerek yok. 7. maddeye dayanarak Anadolu'nun tamamı işgal edilebilirdi. Ancak 24. maddeyle burada bir sınır çiziliyor ve Ermenilere deniliyor ki size burada bir Ermeni devleti kuracağız ve Ermeni devletinin sınırları da burada çizilmiş oluyor. Evet, anlaşma yapılıyor. Normalde savaş bitmiş, anlaşma yapılmış. Her şeyin düzelmesi lazım ama işgaller bitmiyor. İngilizler Irak cephesinde Musul önlerine kadar gelmişti ve anlaşmadan sonra Musul'u da işgal ediyorlar. Ve bakıldığı zaman artık Osmanlı Devleti bu anlaşmayla fiilen sona ermiş. Yani fiilen ne demek? Sen yaşıyorsun, devletin varlığı devam ediyor ama aslında yoksun. Yani makineye bağlı bir yaşam gibi düşünebilirsin. Her şeyini kaybetmişsin. Ekonomik bağımsızlık gitmiş, ulaşım gitmiş, güvenliğin gitmiş, haberleşme hürriyetin gitmiş. Her şeyi düşmana kaptırmışsın. Dolayısıyla Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti fiilen bağımsızlığını kaybetmiş diyebiliriz arkadaşlar. Peki işgallere karşı tepkiler nasıl? Önce İstanbul'a bakalım. Yani oradaki Osmanlı Devleti'nin, İstanbul Hükümeti'nin başkanı olan Sadrazam Damat Ferit. Padişahın yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Ne diyor Damat Ferit? İşgallere karşı koymak imkansız. İtilaf devletlerinin güvenliğini tehdit edecek bir davranışta bulunmayalım. Hangi maddeden korkuyor? 7. madde. Bu işgaller diyor geçici. Tamamen diyor yok olmaktansa küçük bir toprak yeter. Yani Damat Ferit'e göre buranın tamamını savunmak mümkün değil. Ya tamamını kaybedeceğiz ya da diyor bize şurada küçük bir toprak versinler. Biz burada yaşamaya devam edelim. Ama arkadaşlar bu tamamen bizim bağımsızlık anlayışımıza, bağımsızlık ruhumuza aykırı. Peki Damat Ferit'in İstanbul hükümetinin bu tutumu karşısında ne söyleyebiliriz? İstanbul hükümeti çekiniyor. Karamsar yani düşmana atma gibi öyle bir amacı yok. Kendini düşmana teslim etmiş. Duyarsız davranıyor ve sessiz bir tutum sergiliyor. Çekindikleri temel noktada Mondros'un 7. maddesi. Şimdi olaya bir diğer pencereden bakalım. Mustafa Kemal'in tepkisi nedir?
Mustafa Kemal, Suriye cephesinde hatırlayacağınız gibi 1. Dünya Savaşı'nda 3 cephede savaşmıştı sırasıyla. Çalışma kitabının sayfaları demiştik. Ve Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda son görev yaptığı yer Suriye-Filistin cephesi. Ve Mustafa Kemal Suriye-Filistin cephesinden İstanbul'a geldiği gün 13 Kasım 1918'de İstanbul'da İtilaf donanmaları da boğaza girmiş. Yani Çanakkale'de geçemedikleri o boğazı savaştan sonra anlaşmayla geçmişler. Ve uzun uzun düşman gemisine bakıyor. Yaver diyor ki paşam hayırdır? Yani tedirgin mi oldunuz? Ne oldu? Ve Mustafa Kemal diyor ki gelirler, geldikleri gibi giderler diyor. Mustafa Kemal'in bu sözüne baktığımız arkadaşlar düşmanı yollayacak. Mustafa Kemal bağımsızlığa düşkün. Vatansever. Düşmanın gideceğinden hiçbir endişesi yok. Kararlı. Peki bunu kimle yapacak? Milletle yapacak. Örgütleyici arkadaşlar ve vatanını, milletini kurtarmak isteyen milliyetçi bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Evet, İstanbul hükümetine baktık. Mustafa Kemal'e baktık. Bir de Türk halkının tepkisine bakalım. Acaba Türk halkı işgaller karşısında ne diyor? Tabii Türk halkı İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması üzerine İşgalleri protesto eden mitingler yapıyor. Yani Türk halkının ne 7. maddeden ne 24. maddeden hiçbir şeyden korkusu yok. Ve bakıyor ki İstanbul hükümeti bir çözüm olmayacak. Bu sefer halk kendi bölgesini kurtarmak için ilerleyen derslerimizde anlatacağımız müdafaa hukuk cemiyetlerini kuracak. Herkes kendi bölgesine bir cemiyet kuracak ve vatanın kurtuluşu için, kendi bölgesinin kurtuluşu için kafa yormaya başlayacak. Tabii ordu terhis edildi, askerler evine gitti, artık savunmasızız. Bunun üzerine değerli arkadaşlar, Türk halkı kendi bölgesini korumak için gücü kendisinde hissedip silahlı direniş örgütü kuruyor. Yani herkes atadan babadan kalma silahını duvardan indiriyor ve artık halk kendi bölgesini kendi silahıyla kendisi koruyacak. Ve biz buna Kuvayi Milliye diyoruz, silahlı direniş örgütleri. Şimdi Türk milletinin tutumuna baktığımızda demek ki bağımsızlığı kazanacağız. Bağımsızlığa düşkün, vatanı için mücadele edecek. Türk milleti de Mustafa Kemal gibi kararlı ve milliyetçi. O zaman Türk milletiyle Mustafa Kemal'in düşünceleri ortak bir noktada birleşiyor. Tabii bir de ülkede yaşayan azınlıklar var. Azınlık kimdi? Müslüman olmayan grup, gayrimüslimler. Azınlıklar ne düşünüyor acaba işgaller karşısında? Onlar da leş kargası gibi fırsattan yararlanıp toprak almak, bağımsızlık kazanmak için itilaf devletleriyle işbirliği yapıyor. Yani düşene bir tekmede biz vuralım hesabı içerisindeler. Evet, 4 kişinin, 4 grubun tepkisine baktık. İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal, Türk halkı ve azınlıklar. Burada Mustafa Kemal ile Türk halkı yolları birleşti arkadaşlar. Artık aynı yoldan yürümeye başlayacaklar. Evet, geldik Paris Barış Konferansı'na. Şimdi her savaştan sonra önce bir ateşkes anlaşması yapılır. Yani silahlar indirilir, ateş kesilir. Savaş bitmemiştir, sadece silahlar aşağıya indirilir. Biz Mondros Ateşkes Anlaşması'yla silahları indirdik. Arkasından Barış Konferansı toplanır. Barış Konferansı nedir? Yenen devletlerle yenilen devletler bir araya gelir, bir görüşme yaparlar. Eğer bu görüşmeden bir sonuç çıkarsa peşinden barış anlaşması yapılır. İşte 1. Dünya Savaşı'nın ateşkesi Mondros Ateşkes Anlaşması'ydı. Barış görüşmeleri, barış konferansı da Paris Barış Konferansı olarak karşımıza çıkıyor. Toplanma amacı yenen devletler, yani itilaf devletleri, yenilen devletlerle, yani ittifak devletleriyle yapacakları barış anlaşmasının maddelerini görüşmek için toplanıyor. Ancak bu görünen amaç. Bunun bir asıl amacı var değerli arkadaşlar. Zaten onların kafalarında yapacakları anlaşma belli. Onlar 1. Dünya Savaşı'ndan önce gizli anlaşma yapmışlar. Gizli anlaşmalarla zaten toprakları paylaşmışlar. Dolayısıyla plan hazır. Ancak Rusya'nın savaştan çekilmesiyle plan değişti. Rusya savaştan çekilince gizli anlaşmaları dünyaya duyurdu ve artık o gizli anlaşmalarla Rusya'ya verilen yerler başka bir planın parçası olmak durumda. İşte Paris Barış Konferansı'nın asıl toplanma amacı bu. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacaktı. Bunu kim söylemişti? Amerikan Devlet Başkanı Wilson söylemişti. İngiltere bu karardan vazgeçebilir mi?
Vazgeçebilir ama Amerika'yı karşısına almak istemiyor. Çünkü savaş esnasında söz verdi. Ancak bu madde onların işine de gelmiyor. Yani o kadar savaştılar, toprak kazandılar, şu an toprakları alamayacaklar. İşte İngiltere ve Fransa Paris Barış Konferansı'nda manda himaye diye kafalarından bir kavram uyduruyorlar. Nedir manda himaye? Manda himaye sömürgeciliğin yeni ismi, modern ismi. Dışarıdan bakıldığı zaman çok iyi niyetli. Şöyle bir uygulama. Orta Doğu'da kendini yönetemeyecek kadar beceriksiz, güçsüz olan devletleri kendilerini yönetme becerisi kazanana kadar bir süre büyük devletler yönetecek. Yani İngiltere gelecek, bizi yönetecek, bize kendimizi yönetme becerisi kazandıracak, sonra ülkesine çekilecek. Bakıldığı zaman dışarıdan çok iyi niyetli. Ancak değerli arkadaşlar, Manda himayenin savunacak hiçbir tarafı yoktur. Manda himaye, Wilson'un karşı çıktığı sömürgeciliğin yerine ortaya atılmış Paris Barış Konferansı'nda sadece isim değişikliği, başka hiçbir şey değil. Yani ben sömürgecilik değil, manda himaye ediyorum. Ama dışarıdan bakıldığı zaman çok iyi niyetli olduğu savunulabilir. Tabii bakıldığı zaman sömürgecilik isim değiştirmiş. Yani Wilson ilkelerine İngiltere daha en baştan uymuyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan gizli anlaşmalara göre Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Ege kıyıları İtalyanlara bırakılmıştı. Hatırlıyor musunuz? İtalya ittifak grubundaydı. İngiltere demişti ki bizim yanımıza gelirsen sana Osmanlı'nın Batı Anadolu topraklarını vereceğiz. Ancak savaş bitti, şartlar değişti ve İngiltere bu karardan vazgeçmek istiyor. Şimdi şuraya bir harita çizelim. Bizim Batı Anadolu kıyıları şurası. Burayı İngiltere savaştan önce İtalya'ya vaat etmişti ve İtalya'da bu vaade kanıp taraf değiştirmişti. Ancak şu an İngiltere bir hesap yapıyor. Diyor ki bu bölge çok önemli. Benim diyor Doğu Akdeniz'deki sömürgelerime giden yol üzerinde. Ben diyor burada güçlü bir İtalya görmemem gerekiyor. Yarın bir gün İtalya ile aram bozulursa İtalya beni buradan geçirmez diyor. Ve İngiltere Paris Barış Konferansı'nda İtalya'ya diyor ki biz vazgeçtik. Batı Anadolu kıyıları sana verilmeyecek. Kime verilecek? Yunanistan'a. Yunanistan nasıl bir devlet? İngiltere her dediğini yaptırabilir. Piyon bir devlet, maşa bir devlet. Avrupa'nın şımarık çocuğu. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu durum İtalya'yı üzecek ve İtalya haksızlığa uğradığını düşünecek ve ilk defa İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı bu olaydan dolayı Paris Barış Konferansı'nda yaşanacak. Artık İtalya şunu söyleyebilir. Ayıdan post, İngiliz'den dost olmaz diyebilir. Bunu anladı ama biraz geç kaldı. Tabi bu durum ilerleyen yıllarda bizim işimize gelecek. Yani İtalya ile İngiltere'nin görüş ayrılığı yaşaması, İtalya'nın İngiltere'ye güvenmemesi ileride İtalya'nın bizi desteklemesini falan sağlayacak. Onu ilerleyen konularda bahsedeceğim. Hatta burada da kısaca söyleyelim. Şimdi bu görüş ayrılığı yaşandığı için bizle yapılacak olan barış anlaşmasını bir türlü yapamadılar. 1918'de ateşkes yapıldı. 1919'da barış görüşmeleri yapıldı ve barış anlaşması ancak 1920 yılında yapılacak. 10 Ağustos 1920. Yani 1,5-2 yıl savaş bitmemiş. Çünkü barış anlaşması yapılmamış. Anlaşma niye yapılamıyor? İtilaf devletleri kendi aralarında anlaşamıyorlar. Tabii bu gecikme bizim işimize yarayacak. Mustafa Kemal ve Türk halkı alınan bu kararları kabul etmediği için yeni bir mücadeleye girişeceğiz, yeni bir savaşa gireceğiz. O savaşın adı da Kurtuluş Savaşı ve aradan geçen o süre zarfında Türk halkı Kurtuluş Savaşı için rahat bir şekilde örgütlenecek. Eğer mesela birkaç ay içinde bu anlaşma yapılmış olsaydı, işte 1918'de ateşkes yapıldı, 18'in sonunda görüşme yapıldı, 19'un başında da diyelim barış anlaşması yapıldı. Türk halkı bir araya gelemezdi bu kadar kısa sürede, örgütlenemezdi. Dolayısıyla bu da Türk halkının örgütlenmesi için bize zaman kazandırmış. Tabii bakıldığı zaman İzmir bir şekilde elden çıktı. Yani ha İtalya'ya verilmiş, ha Yunanistan'a. Bizim olmadıktan sonra bir değeri yok. Bir şekilde bizim elimizden çıkacak. Ancak İtalya'ya değil Yunanistan'a verilmesi Türk halkında büyük bir yıkıma, büyük bir infiale sebep oluyor. Peki hocam ne alakası var? Yani İtalya'ya verildiğinde üzülmemiş miydik? Şimdi şöyle bir durum söz konusu.
Yunanistan İzmir'i vatan toprağı olarak görüyor. Yani buraya gelirse Yunan burada kalıcı olacak. Ama İtalya böyle değil. İtalya sömürgeci bir devlet. Yani günün birinde zaten çekip gidecek buradan. Dolayısıyla Türk halkı da bunun farkında olduğu için bu bölgenin Yunanlara verilmesi Türk halkında büyük bir yıkıma sebep oluyor. Bu da Türk halkını daha da kenetliyor ve mücadele ruhunu artırıyor. Yani bu anlamda İzmir'in İtalya'ya değil Yunanlara verilmesi de bizim açımızdan olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Evet, 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı yapıldı ve Paris Barış Konferansı'nda İzmir Yunan'a verildi. Daha aradan 3-4 ay geçmişti ki hemen Yunanistan İzmir'i işgal etmeye kalktı. Yunan'a dedi ki hayırdır ne işin var İzmir'de? Dedi ki abim İngiltere burayı Paris Barış Konferansı'nda bana verdi. Dedi ki burası senin abin İngiltere'nin değil. Burayı sana veremez. Ve hemen ikinci gerekçeyi sundu. Dedi ki Wilson ilkelerinin çoğunluk maddesine göre hani Türklerin çoğunlukta olduğu yeri Türkler, azınlıkların çoğunlukta olduğu yeri azınlıklar yönetecekti ya. Wilson ilkelerinin çoğunluk maddesine göre İzmir'de Yunanlar, Rumlar çoğunlukta. O yüzden burası bizim dedi. Ama bu da haklı değil arkadaşlar. Yani İzmir'de Rumlar değil, Yunanlar değil, Türkler çoğunlukta. Dolayısıyla Paris Barış Konferansı'nda İngiltere kendisine ait olmayan bir toprağı Yunan'a veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Wilson ilkelerine göre de o bölgede Yunanlar, Rumlar çoğunlukta değil. Bunu da kabul etmiyoruz. Bakıldığı zaman her taraf, yani neresinden bakarsanız bakın haksız bir işgal. İzmir tabi Yunanlar tarafından işgal edilince büyük bir tepki oldu dedik. Bunun sebebi de Yunanların burayı vatan toprağı olarak görmesi. Yani işgalin kalıcı olmuş olacağı arkadaşlar. Evet, Amiral Bristol raporu diyelim ve dersimizi yavaş yavaş bitirelim. Tabi Yunanlılar geldi. İzmir'in işgalini haklı göstermek için dünyaya şöyle bir mesaj verdiler. İzmir çevresinde biz çoğunluktayız. Rumlar çoğunlukta. Ve Türkler burada bize katliam yapıyor diye bunu dünyaya yaydılar. İyi de oldu. Bunu incelemek için Amerika bir heyet gönderdi. Amiral Bristol başkanlığında. Ne diyor Amiral Bristol? Amerika Birleşik Devletleri adına bölgeye geldim, araştırma yaptım ve diyor bir rapor hazırladım. Bakalım raporu inceleyelim. Ne diyor? Bölgede Rumlar değil, Türkler çoğunlukta. O zaman değerli arkadaşlar, Wilson ilkelerine göre biz haklıyız. Bölgede Türkler değil, Rumlar katliam yapıyor, yine biz haklıyız. Ve ne diyor? İzmir'in Yunanlar tarafından işgali haksızdır diyor. Bu belge bizim için çok önemli. Amiral Bristol raporu şöyle önemli. Türk milletinin haklı olduğunu ortaya koyan ilk uluslararası belge. Bu belgeyi biz hazırlamadık. Bu belge dünya çapında hazırlanan bir belge. Dolayısıyla bizim haklı olduğumuzu ortaya koyması açısından çok değerli. Evet sevgili arkadaşlar dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.